Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir mobil oyuna hepiniz hoş geldiniz. Evet, ümitlerim bomba gibi yepyeni bir mobil oyunla sizlerleyim arkadaşlar. Gençler, bugün sizlerle birlikte Hitman Sniper oynayacağız. Daha fazla mobil oyunlar için beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum gençler. Boom diyelim, oyun ekranımız gelsin. Hemen birlikte yardırmaya başlayacağız. Arkadaşlar, dediğim gibi daha fazla mobil oyunlar için beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Hitman Sniper oynayacağız sizlerle birlikte. Bakalım Hitman'de neler olacak. Arkadaşlar, oyun 1.99 TL, yani 2 TL. App Store'dan indirebiliyorsunuz. Sniper oyunlarını biliyorsunuz, seviyorum. Bu oyunda bayağı grafik olarak falan hoşuma gitti. Oha, çözünürlüğe bak. Gençler, efsane. Dürbüne girmek için bas dedi. Bastım. Markus Krug'u bul. Aha, Markus Krug ne tarafta? Bu tarafta diyor gençler. Markus Krug'u arıyoruz. Markus Krug'u alıyoruz. Buldum. Yakınlaştırmak için ellerini kullan dedi gençler. Ve ateş. Tutturamadın mı lan? Dur arkadaşlar, o zaman bir daha şöyle vurdum. Öldü herhalde. Bir tane daha sıktım gençler. Ana hedef öldürüldü. 3 saniye içinde takliye dedi ve yapmış olduk. Arkadaşlar, güzel başladık. Oyunun grafikleri bilgisayar gibi, çok hoşuma gitti. O paramızı da aldık ve devam diyoruz. Hadi bakalım. Gençler, yorumlara hangi mobil oyunları görmek istiyorsunuz onu da mutlaka yazın. Devam etmek için dokun. Türkçe oyunu da çok hoşuma gitti. Dürbüne geçmek için bas dedi. Hadi bakalım. Bastık şimdi. Mevcut görevler burada görülebilir. Öldür Basia. Arkadaşlar bakalım Basia neredeymiş. Tamam da ben bunun Basia o kim... Bir yeteneğe dokun dedi. Bastım. Arkadaşlar, ben Bastia'nın kim olduğunu nereden anlayacağım? Şunu bir avlayalım. Tamam mı? Başka var mı üst taraflarda koruma diye bakıyorum. Başka üst taraflarda... Şu var gençler. Şunu da avlayalım bence. Al bakayım dostum. Al bakayım dostum. O da GG. Ve şimdi Bastia. Onu da buldum. Ve al bakalım Bastia. Nasıl ölmüyor ya sniper şeyinden? Gençler, Basia'yı da avladık. Oh yes. Bir tane mermimiz boşa gitti ama headshot atmazsak kaçıyorlar. Onu çözemedim. Ana hedef darma duman edildi gençler. Bunu da hallettik ve 2'de 2 ile devam ediyoruz. Çok iyi oldu. Paramızı al diyelim. Arkadaşlar, çok gerçekçi ve bayağı hoşuma gitti. Devam diyelim bakalım. Ekranın kenarında dokunarak dürbünden çık dedi. Efsane bir ipucu dostum. Ve reklam yok oyunda arkadaşlar. O çok hoşuma gitti. Gerçi 2 TL ödüyorsunuz ama 2 TL öderim. Bari oyunda böyle durmadan reklam çıkmaz. Cephaneliğini görüntüle dedi. Tüfeğimizi görüyoruz arkadaşlar. 25 bin liraya yükselt dedi. 15 bin liramız kaldı. Becerileri pasif yükseltebilirsin. Oyundaki özel yeteneklerini de güçlendirebilirsin dedi arkadaşlar. Haydi bakalım. Sıradaki görevimize geçelim. Bakalım neler yapmamız lazım. Silahımızı da geliştirdik. Düşman cesedinden kurtul. 3 tane düşman cesedinden kurtul. Jaroslav Benak'ı öldür. Hadi bakalım. Şimdi bakalım. Dürbüne geçmek için bas dedi. Şimdi... Şuna da bir headshot verelim arkadaşlar. Oh yes. Arkadaşlar, adamları düşürmemiz lazım. Yani cesetleri bulunmayacak bir şekilde, bakın şunu da düşürürüz. Al bakayım dostum. Hadi be, düşmedi o ya. Bakalım böyle uçurumun kenarında falan duran bir güvenlik. Güzel. Bir güvenli daha suyun içine gönderdik arkadaşlar. Bir tanesini daha bulunmayacak bir yere gönderelim. Tamamdır, burada. Al bakayım oğlum. O da direkt aşağı uçtu. Şimdi Jaroslav'ı öldürmemiz lazım. Nefesini tut oğlum.
Ve ver headshot'ı. Boom headshot. Ne uçtu be. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, 3 tane cesedi bulunmayacak bir şekilde öldürmemiz gerekli. Yani ya uçurumdan düşecek, suya düşecek falan. Başkanı da darmaduman ettik. Ve görevlerimiz bomba gibiydi. Aç diyelim kutumuzu. Ne veriyor bize? Şu grafikler çok güzel ya. Mobil gibi değil hiç. Ve ödüllerimiz dürbün parçaları Erebus. Güzel. Ödüllerimizi de aldık. Ve bakalım sıradaki görevimiz ne olacak. Arkadaşlar oyuna güncellemeler gelecek yazıyordu. Yeni haritalar falan. Yine bir yeni harita geldiğinde yine bir bölüm çekeriz. Bakalım. Cephanelik dedik. Oy bakın. 6 tane toplamamız lazım. Topladığımız zaman bu da yine açılacak herhalde. Şimdi tekrar Karadağ diyelim. Oyna diyelim. Ve bakalım sıradaki görevimiz neymiş. Mükemmel ilerliyoruz be. Adamları haşat haşat ettik gençler. 125.000 puan al. 4 kişiyi hareket halinde öldür. Markus Krug'u öldür. Tamamdır hadi bakalım. Arkadaşlar hareket halinde avlarız. Easy easy come on come on diyeceğim. Şimdi çatıda birileri var mı? Bakıyorum arkadaşlar çatıda birileri var mı? Lan nerede bu millet? Bu oturuyor. Bizi hareket halinde dedi. Arkadaşlar kimseyi göremememiz. Şurada gördüm sanki. Evet şunu bir alırız. Şöyle al bakayım. Biri GG. Bakıyorum şöyle evin hizasında. Diğer korumalarımız nerede? Aha burada bir tane var. Nefesini tut oğlum. Ve gönder. GG. İkiledik arkadaşlar. Bakıyorum. Hareket halinde başka güvenlik aranıyor oraya. Güvenlikler neredesiniz dostum? Aha burada da var. Arkadaşlar şöyle gönderdim. Oy çok güzeldi. Sessizlik bozuldu dedi olamaz. Onu da bir alalım. Dördüncüyü de öldürdük ve sıra Markus'ta arkadaşlar. Markus kim acaba? Evet Markus nerede Markus? Burada bir yerde değil miydi ya Markus? Markus'cum. Neredesin adamım? Bu da değil arkadaşlar. Markus'u bulacağım. Daha gençler Markus'tan önce öldürmemiz gereken güvenlikler var. Çünkü daha yeterince puan kasamadık. 80.000 oldu. Şöyle onu da bir alalım. Hadi lan. Vay bak lan artise. Al bakayım o zaman. Onu da aldık. 97.000 oldu. Bizim hedefimiz 125.000. Aha burada da biri var. Al bakayım oğlum sen de. Al bakayım şöyle. 109.000 oldu gençler. 109.000 oldu. 112.000. Şunu da. Aa bu şey normal adammış ya. Başka güvenlik var mı yani? Nerede bu güvenlikler? Aha. Tut oğlum nefesini. Ve gönder bakayım. Biraz daha önüne atmam gerekiyordu. Şöyle. Tamamdır. 124.000 oldu. Ağzını kırayım ama yetti herhalde. Evet. Markus'cum. Nefesini tut oğlum. Ve gönder bakayım. GG bro. Evet arkadaşlar. Hepsini birden haşat haşat haşatlıyoruz. Helal olsun. 125.000 puan toplamamız gerekiyormuş. O yüzden nereden baksanız neredeyse bütün güvenlikleri haşatlamamız gerekti. Ama çok sarıyor ya. 214.000. Ve müthiş grafikleriyle sandığımızdan bir şey daha açıyoruz. Bakalım ne çıkıyor. Çok iyi. Parçacıklar aldık. 15.000 de ekstra para aldık. Silahımızı geliştirmeye herhalde parayı yetiştirdik. Bakalım gençler silahımızı geliştirebilecek miyiz? 15.000 istiyordu veya 25.000 herhalde. Şuradan cephanelik diyeceğim. 30.000 güzel. Yükselt dedim ve yükselttik silahımızı.
Haydi bakalım, Karadağ diyoruz. Oyna diyoruz, bakalım sıradaki görevimiz neymiş. Arkadaşlar yorumlara yine dediğim gibi yazmayı unutmayın. Hangi oyunları çekelim, inceleyelim. 3 kişiyi çekerek öldür. Ve Baltasar Cabasso'yu öldür dedi gençler. Çekerek öldür ne alaka? Bakın arkadaşlar, aha. Buraya bir sıkayım bakayım rastgele. He, buraya yaklaştırarak, tamam. Şimdi al bakayım. Şu bir. Al bakayım şu iki. Gençler yani alarma çekerek. Tamam, o zaman buradaki şunu bir ateş edelim. Bakın bu güvenliğin ilgisini de çekti. Şöyle gönderdim. Ölmedi mi lan o? Onu da öldürdüm ama bunu da saymadı. Bakalım başka ilgilerini nasıl çekebilirim? Evet gençler, burada da bir araba buldum. Şöyle bunun alarmını öttürelim. Bakalım kim gelecek? Aha geliyor. Dostum. Al bakayım. GG. 2 numara da öldü ve şunu da alalım direkt. Ama bunu saymadı. O zaman başka bir ilgi çekecek bir şey de halletmemiz lazım. Şişeyi vuruyoruz. Ve nefesini tut oğlum. İndir şunu. Başka arkadaşlar bir şey daha var dedi. Oraya gidiyorum. Aha. Kıralım şunu. Bakalım buraya kim gelecek güven. Şunun ilgisini çekmişiz. Al bakayım oğlum. Şimdi Baltasar'ı aşlayacağız. Aa, buradan göremedim. Şimdi sıkarım ve GG. Baltasar'ı da paramparça ediyoruz arkadaşlar. Ve bu da böyle son görevimiz olsun gençler. Görmüş olduğunuz gibi biraz hep aynı mekandayız. O biraz gıcıma gitti. Yani böyle sürekli farklı mekanlarda olabilirdik. Ama oyun işte gerçekçi yapmışlar gençler. Sürekli oradan oraya oradan oraya atlasak biraz saçma olurdu. Adam bir yerde olabilir. Ama grafikleri mobile göre inanılmaz. Böyle efektler falan da inanılmaz. Çok hoşuma gitti bayağı. Arkadaşlar burada bırakalım. Yeni bir harita gelirse, güncelleme gelirse oyuna bir bölüm daha çekerim ilerleyen zamanlarda. Dediğim gibi App Store'da 2 TL'ydi hiçbir şey. Gençler yorumlara yardırın. Hangi mobil oyunları görmek istiyorsunuz? Onların da incelemesini çekmeye devam ederiz. Beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Oyunu nasıl buldunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın. Kalp atıyorum güzel yorumlarınıza. Sabahki PES 90'lı yıllardan bugüne kadarki montajını da izleyin. Günde 2 video akıyoruz. Yeni videolarda görüşürüz.